Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Kahramanmaraş'tan seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi de bir lezzet durağına Edeler Kasap ve Ocak başına konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Adem Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve hizmetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Adem Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar Adem Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle bizleri tanıyabiliriz tabii ki. Biz öncelikle kasaptık, sonradan ocakbaşı yaptık müşterilerimizin tercihiyle. Peki burada kaç yıldır aktif olarak hizmet vermek 2000, istiyorsunuz? Yaklaşık 7 yıldır belli burada aktifteyiz. Öncelikle işçiyiz. Şimdi çok şükür elhamdülillah kendi yerimiz var. Ama siz burada 7 yıldır aktif olarak burada hem kasap üzerine hem de burada ocakbaşı yani restoran üzerine hizmet veriyorsunuz ama bunun evveliyatı da var değil mi Adem Bey? Sizin tabii ki yani çocuktan çekirdekten yetme. Yani ama tabii ki çekirdekten yetme kasap. Evet. Ocakbaşı değil. Yani o sektöre sonradan atıldık. Peki burada yani Edeler Kasap ve Ocakbaşı'nın bünyesi dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir Adem Bey? Kasap bölümümüzde et bölümü, tavuk bölümü. Ocakbaşı'nın da genellikle ızgara tarzı. Kebap, kuşbaşı, Adana, tavuk şiş, tavuk pirzola, et pirzola bu gibi şeyler. Tavuk döner, et döner. Bu yani gibi şeylere hizmet veriyoruz. Hizmetine ne varsa bir sürü et çeşidiyle, et grubuyla, tabii kebap ki grubuyla yani, siz de hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki efendim bu çalışmalarınızı icra ederken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi öğrenebilir miyiz? Şu anda 35 kişi sadece. Kasap ve ocak başında öbür şubelerimiz hariç. Öbürleriyle beraber yaklaşık 60 civarında. Burada Kahramanmaraş'ta farklı yerde farklı bir şubemiz evet daha var değil mi Adem Bey? 3 şubemiz daha var. Peki bunlar nerelerde efendim? Tekerek yolunda. Özçam Market yanında var. Yeşilkent'te var. Bir de burası var. Evet, bayağı geniş bir şubeleriniz burada Kahramanmaraş'ta mevcut ve Kahramanmaraş halkına da Edeler Kasap ve Ocakbaşı olarak hizmet veriyorsunuz. Peki Adem Bey biraz da bu mekanınız hakkında konuşalım. Kaç kişi kapasitesinde bir mekana sahipsiniz? Şu anda yaklaşık 100 kişi müşteri hizmet veriyoruz. Evet. Peki efendim şimdi biraz da o zaman fiyat politikanıza değinelim ve burada sizi tercih eden tüketiciye, müşterilerinize sağlamış ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Öncelikle kalite. Uygunluk derseniz yani ızgara tarzı genellikle çok makul fiyatlı. Et bölümümüzde aynı keza. Yani biz buna kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden tabii fiyat aralıklarınızla yani, hizmet evet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz evet da diyebiliriz. Peki ben hemen devam ediyorum ve sormak istiyorum Adem Bey. Edeler Kasap ve Ocakbaşı olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Allah nasip ederse biz şu anda kendi ocakbaşımız ve kasap. Ama ileride restoran düşünüyoruz tabii ki. İnşallah. Allah nasip ederse bu şekilde yani, devam ediyoruz. Ürün yelpazenizi genişleterek, tabii restoran kısmınızı tabii büyüterek aynen daha çok, daha fazla kişiye burada evet sunum yapacaksınız, hizmet vereceksiniz hı-hı kısacası. Peki efendim burada evlere ve iş yerlerine servis yapmakta mısınız? Tabii ki evlere, işe, genel Maraş merkezinde her yere servisimiz var. Peki kaçta kaç saatleri arasında burada hizmet vermektesiniz? 7-24, ocakbaşımız 7-24 açık. Kasap bölümümüz saat 10 sabah 7'den akşam 10'a kadar hizmet vermekteyiz. Ocakbaşı 7-24 açız. Geceleri, akşamları kelle paça çorba, ızgara tarzı var. Öğlenleri kelle paça yok. Normal ızgara çeşitlerimiz var. Evet. Peki efendim şimdi biraz da isterseniz sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinelim. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Öncelikle mal temini yani şu anda devletin çıkarttığı bir kanun var. O kanunla tabii ki biz de gurur duyuyoruz. Neden dersiniz? Küpeli mal çıkıyor yani. Küpesiz mal kesilmiyor şu an Kahramanmaraş'ta. Genel Türkiye bazında
kesilmiyormuş. Tabii ki biz bundan gurur duyuyoruz. Bu gibi şeyler bizim için daha avantajlı. Çünkü kaçak kesim, hasta mallar kesimini önlemek için bayağı bizi etkiledi. Yani işimiz de yükseliyor. Bundan önceki ucuz etler satan arkadaşlarımız işte ucuz alıyor. Müşteri demiyor ki ben bu hasta mal kesemiyoruz, kesiyoruz demiyor. Yani müşteri uyarmıyor. Biz bu da et, müşteri diyor ki ya filan yerde et 18 TL. Sizde neden 30 TL? Ya atalar demiş zaten ucuz etin yanısı yenmez. O arkadaş kendi yemediği eti insanlara yediriyor. Ama biz o şekilde değil. Kendimiz yiyeceği şeklinde satıyoruz. Müşterimiz bizden memnun daha olsun. Çok evet. Memnun kalsın. Bizim için müşteri ön planda. Tabii müşterinin yani, memnun olması evet. Sizin de burada başarı grafiğinizin, başarı çıtınızın bir kat, bir basamak daha yükselmesi demektir değil evet. Mi efendim? Tabii efendim. Siz de burada tabii sağlıklı beslenmek için sağlıklı etleri müşterinizin hizmetine sunmalısınız. Tabii peki ki. Adem Bey, kırmızı et veya beyaz et alırken en çok tüketici nelere dikkat etmeli? Kırmızı et nelerden? Öncelikle kasap mezbanede. Biz mesela mezbanede kesildiğimiz takdirde şerit ve kendi numaramız var. Evet. Oradan geldiği için. Kaçak kesilen arkadaşlar kesiyor, mührü icat ediyor ama şeridi icat edemiyor. Ondan dolayı kırmızı ette bu gibi şeylerde dikkat edilmesi gerekir. Peki evet. Beyaz et, tavuk alırken nelere dikkat etmeleri gerekir? Tavuk şimdi genellikle satın dökme değil, paket üzeri olduğu için genellikle son müşteriler son kullanma tarihine baksınlar değil mi? Son kullanma tarihine bakıyorlar, evet. Evet. Peki efendim, ben şimdi size özel bir sorumu yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işleyicilerden farklı kasap ve ocakbaşları muhakkak vardır. Ama Ederer kasap ve ocakbaşı olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir diyorum sizlere. Öncelikle kaliteniz, kalite. Müşteri memnuniyetiniz değil tabii Adem ki. Yani aynen, müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Evet, yani müşterinin memnun olması, buraya sürekli gelmesi veya farklı bir müşterinin buraya gelip sizinle tabii ki müşteri memnuniyeti olmazsa size de bir fark katıyor. Bizim bu kadar genişleme şansımız sıfırda ama hı. Çok şükür elhamdülillah şubelerimizle beraber genişledik. Neden kaynaklı? Müşteri de bizi tercih ettiği için genellikle zaten ister istemez sen büyüyorsun. Evet. Cenab-ı Allah da dilerse tabii. Olmanız da size bir fark, size bir ayrıcalık katıyor değil tabii mi Adem Bey? Tabii. Peki buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle tüm Kahramanmaraş müşterilerimize sizleri tercih bizi tercih ettiği için teşekkürler. Yani o zaman kısacası biz de neler diyelim Adem Bey, yolu Kahramanmaraş'a düşen herkesi buraya Ederer Kasap ve Ocakbaşı'na davet edelim. Gelsinler, görsünler sizin bu zengin ürün yelpazenizi Ocakbaşı'nda birebir tatma, yeme şansına sahip olsunlar. Aynen öyle. İnşallah bekleriz. Tüm Kahramanmaraş, Türkiye. Tüm Türkiye'yi bekleyelim. Yolu Kahramanmaraş'a düşen, Kahramanmaraş'ta ikametgah eden herkesi buraya bekleyelim tabii. Efendim. Peki Adem Bey, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür başarılarınızın ederiz. Devamını diliyoruz efendim. Biz daha nice uzun yıllar sizlerle olsun diyorum. Biz teşekkürler. Rica ediyoruz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Kahramanmaraş'tan Ederer Kasap ve Ocakbaşı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.